Sevgili izleyenler, kömür madenleri malum can kaybı riskinin yüksek olduğu iş kollarından biri. Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki bir madende ise bu risk yok denecek kadar az. Çünkü yer altında sadece makineler çalışıyor. TRT Haber muhabiri Yavuz Demir'le kameraman Berk Söylemez madendeki sistemi ekrana getiriyor. Evet, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırköy'deki madende artık maden ocağında, yani galerilerde insanlar yerine makineler çalışmaya başladı. Yer altında tam otomasyonlu, tam mekanize makinelerle yıllık 1 milyon 200 bin ton kömür çıkarılması hedefleniyor ki bu da Türkiye'nin en yüksek kaliteli kömürlerinden bir tanesi olacak. 300 kişilik bir istihdam söz konusu bu noktada da. 300 kişinin istihdam edildiği madende yer altında sadece uzaktan kumandalı makineler çalışıyor. Tabii bu makinelerin de birer çalıştıranı var, birer bakımcısı var. Onlar gördüğünüz gibi sadece madende kimse kazma kürekle artık kömür çıkarmıyor. Peki bu yerin altında yaklaşık 200 metrelik bir noktada makineler hem göçeğe karşı galerinin tavanını tutuyor hem de kazı yapıyorlar. Bu sayede göçük ve grizu patlaması gibi maden kazaları nedeniyle can kayıplarının da önüne geçilmiş oluyor. İnsansız kömür madenciliği nasıl oluyor peki? Biraz anlattık ama biraz daha detay verelim sizlere, izleyicilerimize. 11 derecelik bir açıyla yerin 100 ila 200 metre altına iniliyor. Kurulan yeni sistem sayesinde insan eli değmeden tam otomasyonlu makineler hem kazı yapıyor hem de maden ocağının tavanını tutuyor. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Berk Söylemez görüntülere getiriyor. Bir makine maden, kömür madeninin damarını yavaş yavaş kazıyor. Böylece insansız şekilde kömür madenine de ulaşılmış oluyor, kömür de çıkarılmış oluyor. İnsansız kömür çıkarma işlemi Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistem değil, ancak buradaki bizim içinde bulunduğumuz madende son teknoloji kullanıyor. Teknolojinin ulaştığı son nokta kullanıyor. Üstelik tam otomasyonlu maden makineleri uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. Bir operatör var arkamda, gördüğünüz gibi elinde bir kumanda. O operatör makineyi kontrol ediyor. Çıkarılan kaliteli yerli kömür sayesinde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı biraz daha azalmış oluyor. İnsansız kömür madenciliğinde toprak ve hafriyat çıkarılmadığı için, kömür yer altındaki tüneller vasıtasıyla çıkarıldığı için milyonlarca metreküp toprakta yer değiştirmemiş oluyor ve doğa da daha az tahrip edilmiş oluyor. Tabii Trakya'nın en büyük yeraltı maden işletmesi burası. İşletmede karot, yani işletmenin tamamının sahası da sadece 67 dekarlık bir alanda kurulu. Bu sayede az önce söylediğim gibi doğa neredeyse sıfır tahribata uğruyor.